Keloğlan ve Kokulu Çiçek Masalı Bir zamanlar, kalbur saman içinde, bir dağın başında, bir ormanın yanı başında Keloğlan'ın yaşadığı bir köy varmış. Keloğlan'ın bir tek anacı, anacığının da bir tek Keloğlan'ı varmış. Bir gün Keloğlan, ormanda dolaşırken karşısına büyülü bir çiçek çıkmış. Bu çiçeğin kokusu o kadar güzelmiş ki, insanı hemen mutlu edermiş olan, bu çiçeği koparıp annesine götürmeye karar vermiş. Annesi Keloğlan'ın elindeki çiçeği görünce çok sevinmiş. Ancak çiçeğin kokusunu duyunca birden üzülmüş. Çünkü bu çiçeğin kokusu insanı sadece mutlu etmiyormuş, aynı zamanda unutturuyormuş da. Annesi Keloğlan'a çiçeği geri götürmesini söylemiş. Keloğlan, çiçeği geri ormana bırakmış ve annesine dönmüş. Keloğlan, ormanda dolaşırken bir tavşanla karşılaşmış. Tavşan, Keloğlan'a yardım etmek istemiş ve ona bir ipucu vermiş, eğer gerçekten mutlu olmak istiyorsan, çiçeği unutma ama onun güzel kokusunu kalbinde sakla. Keloğlan, tavşanın sözlerini düşünerek yola devam etmiş. Bir gün ormanda bir kuyu bulmuş. Kuyunun dibinde altın bir anahtar görmüş. Kele olan anahtarı alıp cebine koymuş ve kuyunun içine bakmış. Derin bir nefes alıp kokulu çiçeğin güzel kokusu gibi bu anahtarda kalbimde güzel bir anı olarak kalsın demiş. Anahtarın hangi kapıyı açtığını bilmeden yola devam eden Kele olan bir köyün yakınına gelmiş köyde yaşlı bir kadın oturuyormuş. Keloğlan, kadına selam verip yardım etmek istemiş. Kadın, Keloğlan'a bir dilek hakkı vermiş. Keloğlan, düşünmeden dileğini söylemiş, kalbimdeki güzel anıları paylaşmak istiyorum. Kadın, Keloğlan'a tebessümle bakmış ve iyi bir dilek seçtin, demiş. Şimdi git, kalbindeki güzellikleri paylaş ve mutlu ol. Keloğlan, kadının sözlerini dinleyip köydeki insanlarla paylaşmış. Herkes Keloğlan'ın kalbindeki güzellikleri duyunca mutlu olmuş. Keloğlan artık gerçek mutluluğun paylaşmakta olduğunu anlamış. Ve işte Keloğlan'ın hikayesi böyle sona ermiş. Kalbimizdeki güzellikleri paylaşmak gerçek mutluluğun anahtarıdır.